Selam arkadaşlar. Yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Altın Akmant geldi. Normalde ben burada gün ateşi tahtasını seçerim. Ama hazırlık deneyeyim dedim. Şampiyonlar 35 can, %4 saldırı gücü, 4 yetenek gücü kazanacaklar. 4 defa birikecek bu etki. Yani 140 can, %16 saldırı gücü, 16 yetenek gücü kazanacak. Doldurduğunda yani full stacklediğinde. Çok erken aşamada direkt lazer birliğini açtık. Lazer birliği erken aşama için çok kuvvetli oluyor. 90 canımız var. Karoselden gittim, zırhı aldım. Gün ateşi yapabileceğim çok erken aşamada. Burada da level'a gittim. Tehdit kompozisyonu forcelamak istiyorum. Hazırlıktayken de iki tane tehdit şampiyonunu bulduk. Steklesinler diye köşede bekletiyorum. Velikos tamamladı gerçi. Görüyorsunuz kızarık. Ama şu an için lazer birliğini düşmek istemiyorum. O yüzden lazer birliğinden devam edeceğim. Bir yerde düşeceğim. Bir tane 2 level Syrah var board'da. O da 2 level'a gittiği için tutuyorum. Yani hiçbir eklenti açmıyor ama güçlü şampiyon diğerlerine göre. Şimdi burada 20 gold faizini almak istiyordum. Kaybedersek eğer Poppy ve Galio vardı ya, onları sattığımızda 20 golda çıkamıyorduk. O yüzden 3 altınlık Nila sattık. Zaten steyini tamamladı Cho'Gath'ta. Cho'Gath'ta da gün ateşi oyun boyunca tutabileceğimiz bir item. O yüzden hiç gerek yok yani bekletmeye. 20 gold faizini de almak avantajlı çünkü. Burada bir galibiyet serimiz vardı gördüğünüz gibi. Öncesinde dedim ki 2 altından itibaren gösterdim bu sefer de oyunları. Öncesinde çok bir şey olmadı. İşte 2 oyun kaybettik, 1 oyun kazandık. Çok işimize yarar gitmedi yani. Bir tane kritik geldi, spatula geldi. Bir tane de kılıç geldi. 30 gold faizi için nasıl sattık. Şimdi ben burada direkt level'a bastım. Hem galibiyet serimi koruyayım diye hem de şey için arkadaşlar. Tehdit şampiyonları sonuçta 3 altından başlıyor minimum. Onların gelme ihtimalini artırmak için 7'ye çıkacağım. Hatta 8'e çıkacağım. 8'e rolleyeceğim. Adı amacım o. Tehdit, full tehdit yapmak istiyoruz. Ama bir tane spatula'mız var. O biraz bize troll oldu. Bir tane daha spatula bulursak çok güzel olur. Bir tane daha tehdit şampiyonu koymuş olurum fazladan ama bulamazsak oyun boyunca manasız kalacak. Onu bir şekilde değerlendirmemiz lazım. 3-1'deyiz. Yine galibiyet aldık. İkinci augment geldi. Altın augment. Ya bunların hiçbiri beni tehdit varyasyonlarına itmez. O yüzden rolledim. Bir de belki bu tehdit can buff'a alırız diye rolledim. Gelmedi. Taşınabilir ocaktan bir item seçeceğiz. Burada da ben düşündüm. Roket güçlü yumruğu hiç düşünmedim. Obsidian balta veya ölümün isyanı. İkisinden birinde düşündüm. Yani ikisi de AD tarafında daha güçlüler. Ama en azından ölümün isyanını AP kerilerde taşıyabilir. AD veriyor evet ama sonuçta %25 mutlak sömürü veriyor. O yüzden onu aldık. Ekstra bir iyileşme itemine ihtiyacımız kalmayabilir. Belki yine Belvet'e gidebiliriz atıyorum. Urgot taşıyabilir. Yani onu bir sürü şampiyon taşır arkadaşlar ama Obsidian baltayı bir sürü şampiyon taşıyamaz. Temel olarak AD şampiyonlarına gitmek zorunda kalırım. Burada daha flex bir tercih olduğu için ölümün isyanını seçtik. Yani kısaca onu anlatmak istiyorum. Şimdi yine kazanıyoruz gibi. Güzel. Dördüncü galibiyet serimizi alacağız. İnşallah. Zoe'yi yıkabilirsek. Evet. Yıkıyoruz gibi. Yıktık. 30 gold faizimizi alıyoruz. 4 galibiyet serisindeyiz. Burada da şimdi dev katilini hemen yapayım bari. Bekletmeyeyim dedim. Çünkü sonuçta ben bu şampiyonları düşeceğim ya. Hiç manası yok. Yani bundan öncesinde de yapmış olmam lazımdı aslında. Bu bizim bir hatamız oldu. Ama bir sonucu olmadı. Galibiyet serisine girebildiğimiz için. Burada bir mağlubiyet alsaydık sonucu olurdu. Bize işte gold olarak karşılık verirdi bu sonuç. Ama en azından kötü oyunumuzu fark ettik diyelim ve kararımızı hemen düzelttik. 3-3'teyiz. Yine bir galibiyet daha aldık. İşte full tehdide gideceğim ama tehdide gidesiye kadar da board'u lazer birliğiyle güçlü kıldım. Karoselde Cho'Gath olduğu için aldım. Kritik olduğu için değil. 2 yıldıza gitti Cho'Gath'ım. Şimdi bu beni biraz daha güçlendirdi. O yüzden burada ekonomi tutmak istedim ben. All in yapıp level'a gitmek de bir seçenek olabilirdi ama ben onu yapmadım. Çünkü şahsen şu an hem ölümün isyanlı ve dev katilli bir şampiyonum varken bir de 2 yıldız Cho'Gath'ım varken kazanacağımı düşünüyordum. Özellikle bu Cho'Gath hazırlık buff'ını stackleyebilmişken. Önemlisi o. Velkoz'u da zaten koyduk bu arada. Onu söylemedim ama şimdi söyleyeyim. Ekonomi tutmaya devam ediyordum ama burada dedim ki kesin rakipler güçlenmiştir. 2 gold faizi kaybedebiliriz. 7'ye çıkalım hem de tehdit şampiyonlarının gelme yüzdesini artıralım. Orada Galio'yu koyduk. Galio halk kahramanı açıyor bize. Başka bir şey açmıyor ama koyabileceğimiz başka bir seçenek yoktu. 40 gold'a çıkabilmek, 40 gold faizine çıkabilmek ihtimalini de reddetmek istemedim açıkçası. Şansımız yaver giderse kazanırsak 40 gold faizini de alacağız çünkü. Gördüğünüz gibi şansımız yaver gitti. Lazer birliği oynarken zaten backline'deki şampiyonda kalıyor ya son dronlar. O şampiyon böyle fail bir şampiyon bile olsa iş yapıyor o dronlar sayesinde. Burada da görüyorsunuz. Bence iş yaptı. Tamam bir solümüz var. Güzel. Zırh geldi. Mana geldi. Ve bir tane de sopa geldi. İşimize yaramayan şampiyonları sattık gördüğünüz gibi.
Oyun resmen Soligit Soligit ya gibi bir şey yaptı arkadaşlar. O yüzden Spellcrit'i mücevherli eldiveni yaptık. Soli koyduk orada. Bir sol daha bulduk o arada. Onu da gösterdim zaten. Görmüşsünüzdür. Onu ben anlatır konuşurken atladım ama kusura bakmayın artık. Kanalı da ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle TFT videoları yapıyorum anlatım olarak. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi rakip de güçlü bir rakip de geldi bize. Yani olabilir, yapacak bir şey yok. Burada aslında ölümün isyanını ve dev katilini ben sole verseydim kazanırdım büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama o da bizim hatamız oldu. İşte bu hata bana 5 golda mal oldu yani. Ve tur başından bahsediyorum. Yapacak bir şey yok. Son seçenek geldi. Chosen gelmedi. Sibernetik aktarımı ben genelde kullanmam diyorum ya. Buradaki özelliği güzel abi. Bir eşyaya sahip şampiyonların 120 can kazanırdan dolayı değil. Her saniye 2,5 saniye mana yenilemesi sol için mükemmel. Şimdi kafamda bir plan oluştu benim bu saatten sonra artık. Zaten rakiplerde de chosen yok. Dolayısıyla herkes kendi chosen'ını yaratacak. Ben sol chosen yaratabilirim. Özellikle Vel'Koz'lu sol chosen şampiyonlar aşırı güçlü oluyor. Neden olduğunu da göstereceğim. Burada yaptığım hatalardan birini daha hatırlatayım. Hala Sylas'ta itemlerim. O itemleri benim kesinlikle buradan Sylas'tan düşmem lazımmış. Düşmemişim. Bu bizim yaptığımız bir hata. Ama büyük bir sonuca mal olmadı. Yine kazanabildik. 60 gold faizini alıyoruz. Hiçbir problemim yok. 8'e çıkacağım. 8'de rolleyeceğim. İşime yaramayan şampiyonları satıp tekrar altına verdim. Burada artık Lazer Birliği şampiyonları, 2 altının üstündeki şampiyonları 2 yıldız yapmam yani olanaklı değil, mantıklı değil daha doğrusu. Çünkü ekonomi kaybedeceğim onu yaparken. 50 gold faizini her türlü tutmak istiyorum. Ama rakip de inanılmaz bizi tarumar etti. Olayını mı yapmış? Yollayını da yapmamış. Bayağı güçlüymüş bu arada hakikaten. 4-4'teki karoseldeyiz. Gittim, saldırı hızını aldım. 3 altınlık bir şampiyondaydı zaten. Çok da kötü bir seçenek olmaz. İlla ki bir şey yaparız. Sonuçta zekleri falan da koyacağım. Titan, mitan bir şeyler olur yani. Burada titanı çok hatta iyi taşır. Bakalım. Belki Belvet de girer burada. Belvet için de güzel bir item olabilir. Ya da Zizirot olur. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bizim Lazer Birliği fikrimiz belli ki düştü arkadaşlar. İnsanlar doğal olarak kendi kompozisyonlarını kurmasından dolayı bizim Lazer Birliği'nin mantığı düştü. Ve ben burada hala Sylas'a itemleri tutuyorum Sylas'ta. Artık Lazer Birliği'ne düştüm. Hiçbir manası yok. Lazer Birliği'ni oynamanın bir manası kalmamıştı. O yüzden Zeki bulduğumuz gibi board'a koyduk. Şimdi sibernetik aktarımı kullanmak için her şampiyona bir item vermem lazım aslında. Biz de burada Vel'Koz'a ve şeye vermedik. Galio'ya vermedik. Diğer çoğulara zaten vermedim. O çoğuya item gelecek yani. Burada da çoğu kesin 3 level'a gidiyor. Belli yani. Ama amacımız tabii ki Aphelios'u 3 yıldız yapmak. Cho'Gath 3 yıldızla her zaman kazanma ihtimalimiz yok ama hem Cho'Gath hem Aphelios 3 yıldızla kesin kazanırız bu oyunu. Vel'Koz'un da kritiği şurada olayı. Bu Vel'Koz'a bir blue buff falan yapabilirsek şayet daha fazla mana değerleri de azalacak ve sibernetik aktarımından da fazla buff alacak. Dolayısıyla daha fazla ulti açacak. Onun daha fazla ulti açması demek rakibin değerli şampiyonunu yok etmesi demek. Stun atması. Zaten orada da artık bir zahmet sol işini yapıversin. Kazandırıversin bizi oyunu yani. Mantığımız bunun üzerine kurulu. Tamam, Galio'muz buff aldı. Güzel. Galio'yu oyun boyunca tutabiliriz. Burada diğer halk kahraman şampiyonları da kullanabiliriz. Bakalım. Ama Sivir'i kullanmak biraz troll olacaktı. Hiç gerek yoktu. Galio'muz buff aldı. Şimdi ben burada dediğim taktiği yaptım. Mavi'yi şeye verdim. Blue buff'ı Vel'Koz'a verdim. Sol'e vermek de güzel olabilirdi ama Sol'e aslında ölümün isyanını veya bir sömürü itemini vermeyi tercih ediyorum. Burada da itemi patlattık. Dedim bir tane daha mavi alayım. Ve direkt Gargoyle'ı da şeye verdik. Zeka verdik. Burada şeyi de düşündüm. Galio'ya mı versem düşerim belki falan diye ama gerek duymadım sonradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gargoyle oyun boyunca Zek taşıyabilir. Zek de bizim için güzel bir şampiyon olacak. Ya şey gelse süper olurdu. Tehditler için ekstra can faydasını alan eklenti var ya, argument. O gelse çok güçlü olurduk ama gelmedi. Gelmeden de oynanabilir mi onu test ediyoruz bir yandan da. 5-1'deyiz, kaybettik. Olabilir. 40 gold faizimiz var. Şimdi Belvedere'i aldık. Syndra'yı bulduktan sonra kafamda şöyle bir plan oluştu. Syndra, şimdi bende spatula da var ya. Cho'Gath'ımız da 3 yıldıza gitti. Güzel. Şimdi Syndra'yı bulduk ya. Syndra ile alakalı bir kompozisyon yapabiliriz. Janna'yı da bulduk. Janna'nın eklentisi, oyuncu eklentisi hava durumu yani. Rüzgarlı hava çok güzel bizim için. Her 5 saniyede bir %10
Saldırı gücü 10 yetenek gücü verecek. 2 yıldız yaparsak 20 yetenek gücü verecek her 5 saniyede bir. Ya şey için mükemmel, Sol için mükemmel artık bu durum. Şimdi burada ben şunu düşündüm. Sainray'ı bulduktan sonra, Sainray'ı da board'a koyduk bu arada direkt. Rakipte herkes sükunet patlatıyor yemin ederim. Ölümün isyanını kesinlikle artık burada bekletmek istemedim arkadaşlar. 30 cana düştük zaten. Sol'e vereyim dedim. Tamam, Sol'ün bir blue buff'ı yok ama vurdum oturacak bu Sol, emin olabilirsiniz. Sömürüden de canı kalacak. Bana 3 ulti atsa zaten ben oyunu kazanırım. Öyle söyleyeyim. Vel'Koz'da rakibin en fazla hasar atan şampiyonunu sürekli stun atacağı için bence bizim için güzel bir oyun gidiyor. 30 canımız var, evet. Azaldı canımız. Rollemeye de devam ediyoruz. Burada Vel'Koz 2 yıldıza gitti. Belveti 2 yıldıza gitti. Belveti kesin kullanacağım. Nasıl kullanacağımı anlatacağım şimdi. Planı ben zaten bundan önce planlamıştım. Sindere'yi koyduğumdan beri. Saldırı hızını Sindere'ye verdik. Sibernetik aktarımından faydalansın. Daha fazla şampiyon. Bir şampiyon daha fazla atması için. Burada ben aslında şeye de item versem süper olur. Janna'ya da item versem süper olur. Şu an bir o etkilenmiyor. Bir de Galio etkilenmiyor. Galio etkilenmeyebilir. Galio o kadar önemli değil ama burada Janna'ya item vermek daha efektif olur. Verebilirsek tabii. Şimdi planımız şu, oyun stratejimiz. Bazılarınız anlamıştır zaten de. Karusel'e de geleyim. Karusel'den Guinness aldık arkadaşlar. Bu da yine planımızla alakalıydı. Anlatıyorum planımızı da sonunda. İkinci solde bench'te 2 yıldız oldu. 3'e giderse zaten kesin kazanırız. Planımı şu an görüyorsunuz. Anlatasıya kadar oyun gerçekten attı bize. Şimdi Belvet'in mana değeri 30'da arkadaşlar. Yürekle sürekli stackleyebilecek. O yüzden burada yürek armasını yaptık. Her ulti açtıklarında yürek şampiyonlar 4 yetenek gücü kazanacak benim şampiyonlarım. Bu da Sol'ü daha da güçlü kılıyor gördüğünüz gibi. Rakiplere baktık, bir yer değişikliği yaptık. Galio'yu alamadık, olabilir. Biraz yavaş kaldık orada. Çok sorun değil. Yavaşlığım üzerine de çalışıyorum. Artık kısa yol kullanarak videolar gelecek. Böyle ben mouse'la kullanıyorum ya satarken falan. Artık öyle yapmayacağız. Oyunlarda da göreceksiniz. Bu da bu arada son TFT set 8 videomuz. 8.30'a geçiyoruz. Yarın ben PB'de video çıkarmaya çalışırım. Ve yeni metadaki versiyonları da göstermeye çalışırım. Aktarmaya çalışırım. İsterseniz yine set 8 videosu da atabiliriz tabii ama zaten 20 gün kaldı. PB'ye geçeriz yani, öyle söyleyelim. Ama hala set 8'de oynamak isteyen arkadaşlar için zaten tonlarca video hazırladık. Onların hepsine bakabilirler. Rolluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi zekimiz de 2 yıldız oldu. Artık bence de kuvvetli tutmam lazım olduğu için burada legendary bir şampiyon bulursam kullanırım. Şimdi Guinness'u da var bu Belvet'in. Belvet var ya, bana oyun boyunca böyle 20-30 yetenek gücü falan kazandırır. Abi 20-30, 20 veya işte 30 da şey kazandırsa, Janna kazandırsa Sol'e. Zaten bu Sol 3. ultisini attığı anda Tower'u mağar ediyor. Gördüğünüz gibi taktik çok çalıştı. Bir arkadaşım söylemişti bana zaten oyun, daha önceki oyunlarda Belvet'e yürek alması çok yakışıyor diye. Hakikaten çok yakışıyormuş. Ben keşfedememişim bunu. Yani itemi de patlattık. Burada aslında Belvet'e de bir item alınabilirdi. Hextech'i aldım. Ben burada Cho'Gath'ın 3 yıldız olmasına çok tutundum. Çünkü Cho'Gath yıkılmadığı sürece Sol de yıkılmayacak. Bizim taktikte çalışacak. Biraz şey olabilir. Vel'Koz'u niye kullanıyorsun diyebilirsiniz. Şimdi Vel'Koz'u niye kullanıyorum? Şimdi Vel'Koz'un kitle kontrolü, stun etkisi çok güçlü abi. Burada da aslında etkilerini çok görüyoruz. Rakibin en çok vuran şampiyonuna 2 saniye stun atıyor. 2.25 pardon. 2 yıldız olan versiyonu. 3 yıldız yaparsak tabii daha güçlü olur. Daha fazla vurur ama bizim için çok gerek yok Vel'Koz'u 3 yıldıza götürmek. Çünkü 3 yıldızla 2 yıldız arasında sadece şey var. 0.25 saniye var stun etkisi. Ben zaten burada stun etkisinden faydalanıyorum. Ya Sol'ü 3 yıldıza götürmek güzel olabilir. Belvet'i de götürsek harika olur ama Belvet de bizim burada ana şampiyonumuz değil. Bu arada Belvet de yetenek gücü etkisinden faydalanıyor. Janna'nın gördüğünüz gibi. Zaten 3 kişi kaldık. Bizim board inanılmaz kuvvetli oldu abi. Tehditler gerçekten hala oynanabilir versiyonu varmış. Ben mesela tehdit oynarken hep böyle şey diyordum. Urgot Fiddle koyarım diyordum. Urgot Fiddle koymadım. Gördüğünüz gibi Fiddle'ım var ama bench'ten gelirse gelir. Yürek özelliğinden de faydalanıyor olmak. Yani Sol'e özel bir board oldu. Cho'Gath'ımız da önde çok güçlü kalabildiği için Sol için daha da fazla hasar zamanı kaldı. Mutlak sömürüsü de var. Bir şekilde hayatta da kalıyor Sol. Çok efektif kaldık gördüğünüz gibi. Yendik orayı da. 30 canımız var hala. Rakiplere bakıyoruz. Bu rakip sanki bir tık daha güçlü diğerinden. Değişik güzel bir kompozisyon yapmış. 7 yıldız mavzu, 3 devin geç, 2 yürek. Ama hünerli bilmiyorum. Biraz böyle sanki bence Lulu'daki itemler yanlış gibi geldi bana.
Tabi olabilir. Yani fikirdir bu. Herkes yapabilir. Ama zaten Lux kerisi çok güçlü aslında rakibin. Ama bence biz daha güçlüyüz. Özellikle bizim frontumuz yıkılmadığı için. İşte burada Velkoz'un değerini daha da görüyoruz. Sersemletme etkisi Lux'ı zaten otomatikman oyun dışı bırakıyor. Bence. Çünkü görüyorsunuz iki defa Lux'a ulti açtı. Zaten Sol de o ara işini yapıverdi. Lux'ı da tek atamadı gördüğünüz gibi. Burayı biz kazandık. Benim kazandığım rakibin robotu da karşı rakibi yendi. Zaten bu rakibi daha kolay yeniyorduk daha önceden. Dolayısıyla 6-3'te çok erken aşamada bitti oyun. 2 Sol'e 3 yıldız olacaktı. Bitmesini istemezdim aslında ama 6-3'te bitti. Uzasaydı 7-1'lere falan gelseydi biz bu Sol'ü 3 yapardık büyük ihtimalle. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Yine de tehditle alakalı güzel bir board kurduk. Stratejiyi de belirledik. Bence gayet güzel çalışan bir strateji bu strateji. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aktarmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.